Karpuzu bahçeden kopardığımı gören... Tamam sus! Sus! Ta altı üstü bir karpuz aldık ya. Oo! Bu gürültü nedir abi? Konuşamıyorum bak. Yiyelim. Şöyle yapıyoruz değil mi? Ballandırıyoruz. Ama olmamışsa yapıyoruz. Bu zaten olmuş. Ne yapıyoruz böyle? Ben şöyle bir başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Aa! Çatladı bu ya. Bir gelsene. Bak bak yaklaş yaklaş yaklaş. Bak mecburen böyle değil böyle keseceğim. Maşallah maşallah. Ne karpuz bulmuşuz be. Bismillah. Bak çatlaya çatlaya gidiyor. Çatlaya çatlaya. Vay 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 vay. Baba ben bu işi öğrendim galiba ya. Hadi bize afiyet olsun. Arkadaşlar tekrar herkese merhabalar. Bozcaada videosu, Bozcaada vlogu çok beğenildi. Artık şöyle talepler gelmeye başladı. Abi artık gittiğin gördüğün yerleri çekmeye devam et diye. O zaman biz de biliyorsunuz yarı Trakyalı, yarı Kırklareli'yiz Giresunlu olmamıza rağmen. Kırklareli coğrafyası da çok ilginç, çok bereketli Trakya coğrafyası. Bunu şimdi size ispat edeceğim. Bakın, dut var mı dut sizin memleketinizde, köyünüzde ya da yaşadığınız şehirlerde? Bitti, artık yok. Örtü altı varsa belki ama örtü altında da seracılıklara dut pek yapılmıyor diye biliyorum. Bakın burada hala Kırklareli'nde dut var abi. Birazdan yeni yeni olmaya başlamış incirlerden yiyeceğim ama ben hala Kırklareli'nde Trakya'da dut yiyorum abi. O zaman bana afiyet olsun. Güzel bir video daha sizleri bekliyor. Başlıyoruz. Neyle? Kara dutla. Kırklareli dutuyla. Müthiş. Vay 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 vay. Şimdi de incire dadanacağız. Dedim ki belki Ağustos'u bir devirmemiz lazım incir yemek için. Ama o da ne? Şuradan gösterebilmeye çalışacağım. Bakın tam şurada. Bu inciri buradan koparacağım. Ama aşağıda da güzel malzemeler buldum. Onlarla da yine incir keyfi yaşayacağım. Bahçeyi gezdireceğim size. Bakalım dut, incir ve bizim bahçede başka neler var. Yiyelim. Şöyle yapıyoruz değil mi? Ballandırıyoruz. Ama olmamışsa yapıyoruz. Bu zaten olmuş. Ne yapıyoruz böyle? Bir de ben bunu kabuğuyla da yerim abi. Bana dön bana. Bir soru. İncir kabuklu mu yenir, kabuksuz mu yenir? Yorumlara yazın. İşte. Buralarda karadut, incir, başka şeyler de var. Karpuz var baba, karpuz. Kırklareli karpuzu. Ben şöyle bir açayım alanı. Şuradan çıkaralım şöyle çevirerek. Evet. Maşallah maşallah. Abi soğuk da ha. Toprak soğutmuş da yani. Karpuzla devam edeceğiz. Bahçeyi beğenenlere adres vereyim mi? Hayır. Nasıl bağırıyorlar? Kazanda harıl harıl kaynayan mısırlar için. Süt mısır. Bu mısır. Yaklaş biraz. Öyle bildiğiniz mısırlara da benzemez ha. Bu mısır GDO'suz mısır. Bu mısır ata tohumu mısır. Bir de mısırı çıkarmayı bilsem acaba yanlış mı çıkarıyorum? Yanlış çıkarıyorsam bilenler yazsınlar. Şöyle çıkardık. Bu mısır ata tohumu mısır. Biliyorsunuz hani gençlerimiz bu konuda çok bilinç sahibi değil ama ata tohumu çok önemli bir mesele. Gıda meselesinin, gıda zincirinin en altındaki mesele. Bu konularda da tabii ki biraz daha fazla bilinçlenmek lazım. Çok şükür bizim ata tohumundan mısırımız da var. Oh bir tane daha var. Gel. Bunu da alalım. Gel. Karpuz. Bunları artık, bunları Livakovic tutacak. Bütün toplar onda. Bu karpuzu da Livakovic'e ikram edeceğim. Yesin, yarasın. Livakovic Fenerbahçe'de. Vay arkadaş ya, bu nedir ya? Aha da düştü. Yasak elma. Yasak elmayı ben koparmak istemedim. Kendisi düştü, o yüzden artık yasak değil. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Türkiye'nin en güzel üzümlerini ben yetiştiriyorum. Gel. Şu üzümdeki güzelliğe bak.
Bununla biraz geriye git. Ne istersen yapabilirsin. Bundan yiyen iflah olmaz. Türkiye'nin en iyi üzümleri de bende. Eriksiz bir bahçe asla düşünülemez. Eriksiz bir bahçe asla düşünülemez. Erikler de harika. Karpuzu bahçeden kopardığımı gören... Tamam sus! Sus! Ta alt üstü bir karpuz aldık ya. Oo! Bu gürültü nedir abi? Konuşamıyorum bak. Karpuz aldım diye bana kızıyorlar. Ne oldu abi? Hayırdır abi? Ya tamam alt üstü bir karpuz aldık ya. Baba kazlar çok konuşuyor da tavuklarda ses seda yok. Burası fırın. Burada güzel şeyler yapıyoruz ama bugün zamanı değil. Zaten bahçe çok sıcak. Sıcak olduğu için de kendimi hemen çeşmenin yanına atıyorum. Aman aman aman. Biraz el ayak yıkamamız lazım. Kendime gelmem lazım. Çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Kavundan mı başlayalım? Hadi karpuzdan başlayalım. Aha o da ne? Sarı lacivert oldu ya. Baba nereye baksak sarı lacivert ya. Gerçi bu lacivertten ziyade Brezilya'nın yeşiline benziyor ama Fenerbahçe'de Brezilya'yı sever. 6 numara Brezilyalı mı geliyor? Bakalım neler olacak. Ben şöyle bir başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Aa çatladı bu ya. Bir gelsene. Bak bak yaklaş yaklaş yaklaş. Bak mecburen böyle değil böyle keseceğim. Maşallah maşallah. Ne karpuz bulmuşuz be. Bismillah. Bak çatlaya çatlaya gidiyor. Çatlaya çatlaya. Vay 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 vay. Baba ben bu işi öğrendim galiba ya. Hadi bize afiyet olsun. Balaban boza. Tavsiye ediyorum. Abi yazın boza olmuyormuş. Benim canım çekti ama içemedim sonuçta. Ne yapacağız? Yazı bekleyeceğiz. Hakikaten öyle mi ya? Ben yazın boza içemiyor muyum abi? Hanım neredesin diye sordu. Dedim ki ilk uçakla geliyorum. İşte o uçak. İlk uçakla geliyorum. Bekle beni. Arabaların yaya geçidinde durduğu şehir. Burası Kırklareli abi. Arabaların yaya geçidinde durması beni etkiliyor abi. Ben İstanbul'da görmüyorum. Ama Kırklareli'nde var. Bu da stada giden yol. Küçük bir stat var. Orada size bazı görüntüler çekeceğim. Biliyorsunuz Fenerbahçe bu stada maç yapmaya gelmişti ve on binlerce Kırklareli Fenerbahçe'yi yüreğini açarak karşılamıştı. Şimdi güzel bir şey daha paylaşacağım sizinle. Bu stada vatandaşlar rahatlıkla girebiliyor ve vatandaşlar yürüyüş yapabiliyor değil mi? Burada. Evet arkadaşlar. Şu anda ister sporcu ister sivil vatandaş burada rahatlıkla yürüyebiliyor. Tesis açık. Kırklareli güzel bir yer. Dediğim gibi burada yaşayan insanlar boşuna hani Türkiye'nin en mutlu insanları demiyorlar. Güzel abi. Yaya geçidinde arabalar duruyor mesela. Stada girebiliyorsun. Yürüyebiliyorsun. Caddelerde enstrüman çalan insanlar. Güzel abi. Güzel yani. Bu stadı hatırlayacaktır Fenerbahçeliler. Burada Fenerbahçe maç yaptı. Bir özel maç. Buraya kadar geldi ve Kırklareliler Fenerbahçe'yi coşkuyla karşıladı. İşte o stat bu stat.